Ana taharatını demek bana şunu da şunu çıkarıyor. Bu taharat demek oldu. Ulamalarımız, meşayihlerimiz, ruhi terbiye ustazları taharatının bir nece kısımdan ibaret değildi. Birincisi sırtını, bedenini, cisimini iblasliklerden, artıkça nesilerden ve bir taharatlikten paylaş. Birinci derece şu yedir. Bu ne demek? Demek bedenge bir demek özümüzde çıkındılarımızdan tek gelme. Ne yapar nasıl tek gel? Şunu tasarlaması bu mıydı? Taharat, taharat bu mıydı? Las boladı, günah da boladı. Ana bunun tasarlar ketkiz iş gerek. Artıkça nesil degen de özümüzde cismimizde, özümüzde tanımızda artıkça sanılgan nesiller. Misal için tırnak. Tırnak, özüge belgilengen noktadan kusup kesse artıkça boladı. Ana onu bağış, Müslüman adamını fitrat sünnetiyle bağış boladı. Kolunu tırnağı olsun, ayağını tırnağı olsun, artıkça nesil artıkça gerek. Moylağı koyduğun adamlar olsa, moylağı olsa, lakın üstüne çıkmasa, o işlerle artışa vardı, bunu artışa çıkıyor. Koltuğunu cünür olsa, bunu artışa, bana işte. Bunlar hem baktık. Bunlar hem peygamberlerinin sünneti, fıtratı. Ama bu da baktığında bir tarafı getirir. Şimdi ekleyip ki, yani sırtını bir taharatlıktan baklaş. Bu ne demek yani? Bir taharatlıktan baklaş. Bir adam taharat kıldı. Namazını okudu, gelip bir namazayı okulup durdu, taharat gitti. Bir taharat olmadı. Görüyorsun mu? Uzun pak, hem bu yapı pak durdu, okulayanı uçup bir taharat olmadı. Çünkü okulayan vakitte namaz olanı uzun bulmuyor. Ama bu bir taharat değil, olan, bundan hem toplanışçı o yana kayda taharat kılışken. Bana bu birinci, taharatın birinci baskıcı hesaplanadı. Ve bunu hemen kıladı. Ulamalar dedi ki, hemen özünü bilgen adam bunu kıladı. Ana ikinci baskıç, bundan yukarı baskıç. Ne var bu? İkinci baskıç, azalarını günahtan patlaş. Ben yalvancı basam, dilim ne yapar kazır? Çünkü yalvan, haram nasıl dilimde durur. Çakıncı yıldır yapıyorum o zaman dilim ne yapalım? Çünkü Allah haram kıyam, nesini yapıyor. Boktan kısam, doğmak kısam, Allah diye okumayacağım, yaparını yaparsam, bunun gıybatını kısam, bunlar hepsi dilimde mani iblas da yapıyor. Şimdi bunun için ben tavla kılışım gerek, istiğfara edişim gerek, ikinci bu nesilerini kımayım edip Allah diye vaada gelişim gerek, dilim bakıyor. Közün haramlarını koruyordu. Allah koruma karama dedi meselere karayaktı. Günahkar oldu. Köz zinasını saldırdı. Közünü ayrını kıldı. Hemesini kıldı. Şimdi bunu ben bana şu günahlardan paylaşım gerek. Bunun için Allah'a tavla kılıp istiğfar edip bana şu yaman meselere karıştan közümünü tıyışım gerek. Kulağımın hayrı meselere işte yaptı. Leybetini, boğdanını, ruhunu, çakımçılığını, bro yaşadık, ekmeydan geldi, işte burada var, ekmasım ben. Günah mı geldi? Şimdi bunu hem tavasını kılıp, kulağı da atar, şimdi yaşadık, nesini eşitçi öyle kılışır. Kolum haramını uçadı. Kim geldi, zarar verir, azar verdi, uyan haram. Gene başkalarını kıldı. Demek bunu hem tavasını kılıp, günahtan baklayan için gerek. Ayağım haramda yürü vardı. Gene kan dedir, işlerini kıldı. Hemmesi Allah ben kıyadı de. Ana bunu hem tavbasını kılıp, şimdi fakat halalde yürüyüş için tayyarlardık, buluş gerek. Taharat ne? Paklik ne? Keyingi üçüncü baskıcı, bu kalbinin berhurkuliklerden ve rezaletlerden paklaş. Benim tırım şirin, gelesin aile yaparın, 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 şuna ulamen, dedi kalbimde adamla de hesap var. Kimlerdedir yalan kılıç niyeti var. Yani kan dedir başka iblaslıklar var, rezaletler var, badhurklıklar var. Ana bunu indi ben tazelaşım gerek. Kudadan korkuşum gerek. Kalbim pak buluşu için harekette buluşum gerek. Buraya hasat kılmayı, buraya yaman sığınmayı,
birovni to'g'risida yomon gumon qilmay, Alloh man qilgan narsalardan uzoq bo'lsin qalbim, qalbim poklansin deb buni keraksa man harakatlarni qilishim kerak. Bu ham bo'ldi, bu ham bo'ldi, uchov ham bo'ldi, Xudoga shukr. Endi yuqori maqomdagi poklik keladi. Bu bandani ichini Allohdan boshqadan tozalash. Bandani ichida Xudo qolsin xolos. Allohning muhabbati qolsin. Allohning aytganini qilaman, qaytarganimdan qaytaman degan ahd qolsin. Mana shu ma'noda, demak, poklikka mu'min musulmonlar harakat qilishi kerak. Bizning ruhiy tarbiyamiz tarbiya berib, yo'llab, yuqoriga ko'tarib, olijanob bir inson qilishini bosqichlari mana shundan iborat bo'ladi. Biz mana shularni o'rganishimiz kerak. Ana shunda shularni joyiga qo'yganimizda oramizda nimaga namoz o'qib turib yolg'on gapiryapti, falonchilikdan gap qolmaydi. Chunki namozi uni yolg'onchilikdan qaytaradi. Agar bizning qalbimiz pok bo'lsa, nafsimizni jilovlarda bo'lgan bo'lsak, axloqimizni saytanlab olgan bo'lsak, falonchi nimaga ro'za tutib turib birovni aldayapti degan gaplarimiz qolmaydi oramizda. Agar biz hozirda aytib o'tirgan poklikning 4 darajasini, hech bo'lmasa 3-2 darajasini o'zimizda tatbiq qilsak, nimaga qorong'i hajga borib kelib, yana buning ishini qilib yuribdi degan gap qolmaydi. Ibodatlarimizni o'zi bizni yomonliklardan qaytaradi, fohishadan qaytaradi. Buning uchun ibodatni faqat sirtqi qismi bilan kifoyalanib qolmay, mohiyatiga o'tishimiz kerak. Ichiga o'tishimiz kerak, ruhiga kirishimiz kerak. Va ana shu ruhaniyat bilan, zavq bilan yashab, qalbimizdan qilayotgan ibodatlarimizni halovatini tatishimiz kerak. Qalbimiz buni his qilishi kerak, nafsimiz jilovlanishi kerak, axloqimiz sayqallanishi kerak. Ana shunda bizdan kutilgan tahorat, buyuk ma'nodagi tahorat, Alloh muhabbat qiladigan tahorat, iymonni yarimi hisoblangan tahoratni o'zimizda yuzaga chiqargan bo'lamiz. Mana qisqachasi tahorat so'zida to'g'risida ruhiy tarbiya mashoyixlarini aytadigan gaplari. Buni juda muxtasar tarzda bugungi qisqa vaqtimizda sizlarga yengillashtirilgan holda bir tavsiyasini muxtasari bo'ladi.